Selamlar Sabahçı Tayfam. 25. gün sabah 7'de tekrar birlikte sabaha gözlerimizi açtık. O halde çok tatlı bir günaydınla haydi bakalım uyanalım. Gelsin sorumuz. Ne diyormuş bugün? Sorumuzda bir düzeltme yapmam gerekiyor kıymetli gençler. Özellikle söylüyorum mantık hatası var. Ondan dolayı şurayı bir yerine ne yapalım? 3 eksiktir diye yazalım. Tamam mı? Buradaki ifademizi 3 yapıyoruz. Aslında işlemsel olarak belki yaptığınızda var ama çıkıyor cevaplarda var. Fakat tekrar ediyorum mantıksal hata olduğu için burayı 3 yapalım. Soruyu değiştirmeyeceğiz. Aynen kalacak. Bir fabrikada işçiler makine başlarında ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde çalışıyor. O halde ikili çalışanlar, üçlü çalışanlar ve dörtlü çalışanlar şeklinde bir gruplandıralım. Bunlar kişi sayısı. Makineye geçecek olursak makinelerimizden de aşağıdaki metinden devam edelim. Makine sayımızı devamlı işlemlerle yazalım. Neymiş? 2 kişinin çalıştığı makine sayısı 3 kişinin çalıştığı makine sayısından 10 eksik. O halde ben buradakine x kişi çalışıyor, x makine çalışıyor dersem buraya x eksi 10 diyeceğim. Burası kenarda kalsın. 4 kişinin çalıştığı makine sayısından da 3 eksiktir. Yani bu durumda dörtlü bunlardan neymiş? 3 fazlaymış. Burası da 3 fazla olursa x eksi 7 tane makine bununla çalışıyor dedik. Peki devam ederim. Fabrikaya diyor 6 tane yeni makine ekleniyor. 6 tane yeni makine ekleniyor. Peki devam neymiş? Dışarıdan işçi almadan dörtlü grupla çalışan makinelerin 12 tanesinin her birinden birer işçi alıyoruz. O halde 12 tane işçiyi ben ne yaptım? Buraya çıkardım. 12 işçi çıkardım. Ama en önemli şeyi söylüyorum. Bak güzel arkadaşım. Nedir biliyor musun? Sen bunlardan eğer her birinden birer tane işçi alıyorsan dörderli çalışanlar aslında neye düştü? Üçerli çalışan makine sayısına düştü. Yani 12 tane makineden bir 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 alırsan 4 kişi değil 3 kişi çalışıyor. Buradaki makine sayısı yani üçlü çalışan makine sayısı 12 artarken dörtlü çalışan makine sayısında 12 tane azalma gerçekleşecek. Bak burası çok kıymetliydi. Aman ha, buraya düşmeyin devam edelim. Sonra diyor bu anlam makineler diyor ikili gruplar halinde yerleştiriliyor. Yani 12 işçi 6 tane makineye ikili gruplar halinde yerleştirildiğinde dolayısıyla 6 yeni makinede ikili gruplar olacaktır. 6 tane makineyi ikili grupların hanesine yazıyorum. Son durumda burasının makine sayısı olacaktır x-4. Buradaki makine sayısı olacaktır x artı 12. Buradaki makine sayımız x-19. Bu kenarda kalsın. Peki ne oldu işlemler? Buna göre diyor son durumda 3 kişinin çalıştığı makine sayısı x artı 12 2 kişinin çalıştığı makine sayısının 2 katıymış. Yani x eksi 4'ün 2 katı. Burayı düzenleyecek olursak burası oldu 2x eksi 8. Eksi 8 karşıya gelsin x buraya gelsin. Gönderdim karşı tarafa x eşittir 20. Biraz önce değiştirmeden burası x eksi 21 çıkıyordu. Dolayısıyla eksi bir tane makine kalıyor gibi mantıksız bir durum oluyordu. O yüzden değiştirdik. İfadede sadece şu kısım değişecek unutmayın. Peki bana diyor ki Fabrikada makine başlarında çalışan toplam işçi sayısı kaçtır? X 20 bulduk mu? 20'yi koyalım yerine. 20 eksi 4'ten burada 16 tane makinemiz var. 20'yi koyduğumda 32 tane makinemiz burası. 20'yi buraya koyduğumda 20 eksi 19'dan bir tane. Burada belki şıkkı bulamayabiliriz ama önemli değil. Mantığını anlayın. Burayı düzenleyeceğim. 2 çarpı 16'dan 32 tane buradan işçi gelecektir. 32 çarpı 3'ten 96 tane buradan gelecektir. İşte 4 çarpı 1'den 4 tane de buradan gelecektir. Toplamda ne yapacaktır? 132 tane işçi bizim cevabımız olacaktır. Yani bu durumda kesinlikle cevabımız yani bunlardan bir tanesi olacağına göre 132 burayı yapalım isterseniz bu olacaktır. O halde bir öncekinde cevabı D buluyordunuz. Oradaki ifade mantıksız oluyor eksi birden dolayı. Ama lakin düzenlenmiş halinde burayı 132 bulmanız gerekiyor. Buradaki hatadan dolayı şimdiden özür diliyorum sevgili gençler. Çünkü bazılarınız direkt soruyu görüp çözüyorlar. Burada hocam ama cevap çıkmadı diyecekler. İnşallah bunun devamında burada bir düzenleme yaptığımızı göreceksiniz. Ama bunun için tekrar özür diliyorum. Bir sonraki soruda hatasız soruda sizlerle görüşmek üzere 26. gün için Tekrar 7'de buluşmak üzere diyorum. Kendine dikkat ediyorsun. İyi çalışmalar. Hoşçakal.